Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz Xiaomi'nin robot süpürgesine yakından bakıyoruz. Öncelikle en basit mantığıyla anlatmak isterim sizlere adı üzerinde. Bu bir robot süpürge. Klasik süpürgelerden farklı olarak çalışması için sizlere ihtiyacı yok. Hatta şarj istasyonuna bile kendisi gidiyor. Zaten birazdan bu detayların hepsini değineceğim. Ancak ilk başta aldığınız zaman nasıl kullanmanız gerekiyor buna bakalım. Öncelikle kendisini yaklaşık bir haftadır kendi evimde kullanıyorum arkadaşlar. Özellikle bizim gibi evinizde kedi ve köpek besliyorsanız çok önemli bir yere geliyor kendisi. Kutudan ilk çıkarttığınız zaman yapmanız gerekenler çok basit. Şarj istasyonunun prize bağlıyorsunuz. Daha sonra telefonunuzdaki Mi Home uygulamasıyla kendisini eşleştiriyorsunuz ve gerisi artık süpürgede. Çalışmaya başladığı andan itibaren odanızı haritalandırmaya başlıyor. Diğer robot süpürgelerden çok daha üst bir performans sunduğunu söyleyebilirim. 1800 PA'lık ultra yüksek bir hava basıncına sahip. Bu ne demek? Yani emiş gücü. Yüksek verimliliğe sahip ultra sessiz hava akışı tasarımı sayesinde sessiz, temiz ve konforlu bir ev sunuyor bizlere. Sessiz demişken tabii ki de ortamda bir süpürgenin çalıştığını anlıyorsunuz. Yani aslında biraz kullandığınız modla alakalı sessiz. Robotun fırçası yüksekliğini zemine göre otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yan fırçalarıyla duvar arasındaki mesafeyi de hassas bir şekilde 1 cm olarak ayarlayan süpürge, zemin ile duvar aralarını da rahat bir şekilde temizleyebiliyor. Yapısı gereği daire şeklinde olan süpürgemizde yan tarafta bir fırça var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu fırça ile birlikte kenarda köşede kalan böyle 90 derecelik açılarda kalan şeyleri de alıp süpürgenin içine gelmesini sağlıyor. Yani oraları da temizliyor, orada bir sıkıntımız yok. Bu arada temizlik sırasında sağa sola çarpma gibi bir durumumuz da mevcut değil. Bir engel gördüğü zaman ona hafifçe dokunuyor ve daha sonra ona göre yönünü ayarlıyor. Yani direkt ona gidip zart diye çarpmıyor. Etrafında koruması var tabii ki de. Sensörleri var arkadaşlar. Yani hem kendisini hem de çevreyi koruyabiliyor. Tabii yine çok ince böyle şarj kablosu, kulaklık gibi şeylere takılmamasına dikkat etmeniz lazım. Temizliği siz evde yokken yapabiliyorsanız çıkın evden gidin. O temizliği zaten tek başına hallediyor. Burada bir sorun yok. Sizin yapmanız gereken tek şey akşam geldiğiniz zaman açıyorsunuz. Burada bir haznesi var. Bu hazneyi çıkartıp içindeki kiri, tozu, tüyü vesaire çöpe döküyorsun. Uygulama detaylarına değineceğim birazdan arkadaşlar. Bundan önce de pilden bahsedeyim biraz. 5200 mAh'lik bir batarya var içerisinde ve bu tam şarjla birlikte 250 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. Tabii gücü %20'nin altını düşünce şarja takmanız gerekiyor diyeceğim ancak takmanıza gerek yok. Zaten otomatik olarak kendisi gidiyor, şarjını tamamlıyor ve temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Yani işini yarım bırakmıyor. Dediğim gibi şarj istasyonunu bir kere prize taktıktan sonra artık kendisine bırakın o temizliği halletsin. Süpürgeye genel hatlarıyla baktığımıza göre çok az da uygulamasından bahsetmek istiyorum. Bizlere neler sunuyor biraz da orada bir inceleyelim bakalım neler var. Evet şimdi telefona uygulamamızı kurduk arkadaşlar. Bağlantıyı da yaptık. Herhangi bir sorunumuz yok. Bağlantıyı yapmak çok kolay aslında. Çok fazla anlatmak istemiyorum. Buradaki artı tuşuna basıyoruz. Buradan cihazımızı seçiyoruz. Daha sonra aynı ağa bağlandıktan sonra olay kapanıyor. Herhangi bir şey yok onda arkadaşlar. O aşamayı göstermeye bile gerek yok. Oldukça basit. Şimdi biz robot süpürgemizi tanımlamıştık uygulamamıza ve uygulamanın ana ekranı karşımıza bu şekilde geliyor arkadaşlar. Burada neler yapabiliyoruz? Gelin ona bakalım. Daha öncesinde ben kendi evimde yaptığım için benim evimin salonunu haritalandırılmış bir şekilde çıkartıyor. Tam olarak da doğru bir şekilde çıkarttı. Orada herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi sol alta baktığımız zaman cleaning area yani temizlenmiş olan alan, kalan pilimiz ve temizleme zamanını görebiliyoruz burada. %100 pilimiz varmış bunu gösteriyor. Go to dediğimiz zaman da haritada herhangi bir alanı seçebiliyoruz. Şöyle işaretliyoruz. O noktayı git ve temizle diyebiliyoruz. Go here dediğimiz zaman oraya git dediğimiz zaman. Dock yazan şey de arkadaşlar mesela siz bir yeri temizliyorsunuz ve temizlemenin bitmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Dock'a bastığınız zaman otomatik olarak kendisi şarj istasyonuna dönüyor ve şarj etmeye devam ediyor. Clean'e bastığımız zaman zaten haritalandırılmış daha önce alanı direkt temizlemeye başlıyor. Bir de Zone Clean bölüm var. Bu ne işimize yarıyor? Mesela evin salonunda ufak bir yere bir şey döküldü. Siz bütün salonu temizlemek istemiyorsunuz. Sadece o alanı temizlemek istiyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. O alanı seçiyorsunuz arkadaşlar. Büyüklüğünü, küçüklüğünü, kaç metre olduğunu ayarlıyorsunuz. Zaten üstünde yazıyor. Daha sonra Clean Up'a bastığınız zaman gidiyor. Sadece o bölümü temizleyip kendi istasyonuna geriye dönebiliyor. Daha sonra göstermem gereken şeyler şu sağ üst taraftaki 3 noktalı bölümden, ayarlar bölümünden geliyor arkadaşlar. Vacuum settings var burada. Vacuum settings'e girdiğimiz zaman işte burada mesela ne var? Zamanlanmış temizlenme var. Diyorsun ki ben evden sabah 9'da çıkıyorum. Bu da 12'de başlasın. 1'de bitirsin temizliği vesaire vesaire gibi bir ayarı buradan yapabiliyoruz. Buradan yani temizlemek için bir alarm kurabiliyoruz arkadaşlar. Robotun sesini ayarlayabiliyoruz. Kendisi İngilizce konuşabiliyor. Going back to the dock. Diğer diller Çince gibi vesaire diller var. Biz burada İngilizceyi kullanıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi sesini de yukarıdan ayarlayabiliyoruz.
gidiyoruz. Aşağıda clean up mod var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? İşte sessiz mi, standart mı, turbo mu veya max mı diye. Sessiz mesela gece geç bir saatte çalıştıracaksınızdır. Burada sessizi çalıştırabilirsiniz komşularınızı rahatsız etmemek için. Ya da maksimum alırsınız, gündüz bir saatte çalıştırıyorsunuzdur. En güçlü seviyede çekişini yapar arkadaşlar. Remote control var daha sonra. Bu remote control üzerinden bildiğiniz kumanda ediyorsunuz. Telefonunuzla birlikte. İsterseniz joystickle, isterseniz direkt ileri geri yaparak şöyle mesela yukarıya basalım. İleriye gidiyorum, döndürüyorum, ileri gidiyorum, tekrar döndürüyorum. Tamamen kendiniz manuel olarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi geriye dön dedim kendisine. Kontrolcüye de baktık. Cleaning history var burada arkadaşlar. Yani temizleme geçmişi diye düşünebiliriz aslında. Mesela ben evimi 29 dakikada salonumu temizlemişim. Burada şimdi tüm detaylarını gösterecek bana. Gördüğünüz gibi 23 metrekarelik bir alanı 29 dakikada temizlemiş. Hatta yaptığım saat ve tarihte direkt aşağıda yazıyor. Ve süpürgenin gezdiği yerleri de burada haritalandırdığını görebiliyoruz arkadaşlar. Buraları dolaşa dolaşa. Yani salonumun her noktasını güzel bir şekilde temizlemiş. Buradan da işte geçmişi görebiliyoruz. Totalde ne kadar çalıştırmışız vesaire vesaire gibi ayarları buradan görebiliyoruz. Bu temizleme tarihinden sonra önemli olan bir detay da şu alt taraftaki arkadaşlar. Burada filtremiz ne kadar kullanılmış, filtremiz ne kadar kirli, yandaki fırça ne kadar kirli, ana fırçamız ne kadar kirli, sensörler ne alemde vesaire vesaire gibi detayları görebiliyoruz. Mesela filtremiz ben o kadar temizlik yapmama rağmen sadece %97 seviyesindeymiş şu an. Yani diyor ki yaklaşık 146 saat sonra bunu yenilemeniz lazım vesaire vesaire diyor. Ne kadar kullanmışım? 4 saat kullanmışım. Burada da bu bilgileri görebiliyoruz arkadaşlar. Yenisini taktıktan sonra da reset filter diyerek aşağıdan çok rahat bir şekilde sıfırlandığını kendisine hatırlatabiliyoruz. Uygulamamız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin çıkışa doğru yavaş yavaş gidelim. Uygulamaya da baktık. Bir sürü detaya baktık arkadaşlar. Gelin isterseniz süpürgeyle ilgili, robotla ilgili son sözlerimize gelelim. Şahsen robot süpürgeler bu kadar popülerleşince ben biraz ön yargıyla bakıyordum kendilerine. Ancak kullandığım süre boyunca arkadaşlar Xiaomi Mi Robot'un süpürgesi bu ön yargılarımı yıkmayı başardı. Genel temizliği bir kenara bırakırsak arkadaşlar sizi yormadan evin bütün tozunu, tüyünü vesaire kendi kendine alan bir robot olarak bence işini başarıyla yapıyor. Bu arada cuma indirimleriyle birlikte şu an için bir kampanya var arkadaşlar. İndirim ve açıklama kısmındaki kodla birlikte yine bağlantıyı da açıklama kısmına ekliyoruz. Bence ihtiyacınız varsa hazırda indirimdeyken kaçırmayın derim. Şahsen benim evimde birçok probleme çözüm sundu kendisi. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin robot süpürgesine yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdan yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka içeriklere ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.